السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا arkadaşlar. Yine de bir akşam daha buradayız. Tatlı sohbet ve muhabbet yapmaya, sevgi paylaşmaya ve bizden konuşmaya devam edeceğiz yine de bu hafta. Bizimle beraber olan farklı farklı kıtalardan, farklı ülkelerden gelen arkadaşlarımız da onların durumları, onların hayat yaşamları bizimle paylaşmaya devam edeceğiz. Ciddi olmaya gerek yok ya, sınav nasıl geçti? Nasıl geçti bir söyleyeyim. Vallahi. Demek iyi geçmiştir yani. Hemen sınava atladığın zaman demek ki evet. İyi geçmiş. Evet söyle bakayım. İyi geçti valla, mutluyum yani. Kurtulduk o sınavdan çok şükür. Şimdi kaç tatil bekliyorsun şimdi? Puan önemli değil, geçmek. Öğrenci kafası. Ya, çalışmayan ben... öğrenci kafası. Puan önemli değil, geçmek önemli. Ama çalışan... Ya 100 lazım ya, 195 yani, olmaz. 95 aldım, ooo. Ama tıba girdik yani şey. Puan olmaz yani. İnşallah geçmiş olsun. Sınavlar derken ben de gençler kusura bakmayın, sınavlar aram iyi değil. Muhabbet edin, ben çayları getireyim, tamam mı? Yalnız benim açık olsun abi. Tamamdır. Teşekkür ederim. Tamam. Siz ne yaptınız? Sınavlar ben... falan bitti mi? Yok, bizimki henüz başlamadı da biz uyuyoruz şimdi de. Bakalım yani. Sınavlar bir başlasın, ondan sonra çalışmaya başlayalım. Büteye kalınca iyice uyuyacaksın ama. Yok ya, bütte kalmayacağız inşallah yani. Yani ben zaten her hafta bir sınava giriyorum ben yani. Bizim sistemi değişik, bizim okulun. Her hafta ne sınavı. Siz? Nasıl oluyor? Nasıl oluyor derken? Nasıl bir hafta oluyor? Mesela bizde genelde yani sizin okullarınızda genelde vize haftası falan diye bir şey var değil mi? Evet. Işte. Bizde öyle bir şey yok. Bizde yok ki şey, tıp gibi misiniz? Ha, sen zaten tıp, sizin komite, zaten. Komite siz mi? Komite, bizde komite bir şey yok yani. Sadece sınav var. Yani vize var. Onların vize final var herhalde. Bizimki ama gibi. Yani diyelim ki ben şimdi bu dönem mesela ben 10 ders alıyorum mesela. Yani bu hafta bir iki dersin vizesine girelim. Tekrar haftaya da başka bir dersin vizesine giriyorum. Daha rahat değil mi? Yani bence çok sıkıcı ya. Çok sıkıcı ya. Hepsi bitsin de kurtaralım. Her hafta düşünsene yani okul başladığından beri sınav, sınav, sınav. Ondan sonra bir yerden sonra zaten sıkılıyorsun. Yani boş ver ya, ne olsa olsun diye şey yapıyorsun. Hani vize haftası olması bence iyidir. Benim şahsım görüşüme göre. Yani. Biraz önce 10 tane ders dedin. Vallahi ben açıkçası ben şaşırıyorum ya. Türkiye'de 10 ders, 15 tane ders, bazı arkadaşlar 16-17 ders okuyorlar. Diyor ki siz nasıl yapıyorsunuz ya? Şimdi ben ilahiyat okuyorum ve bu ikinci üniversitem. Ben önceden yani Avustralya'da işletme ve hukuk okudum. Hukuk? Evet. Ya benim bir devam var ya, bir asa devam var. O konuya falan girmeyelim. O kadar kolay ki orada. İki üniversite okuyor. İşletmenin hukukusu yani. Yanlış anlaşılmasın yani, hukuk i̇şletmenin ayrı değil. İşletmenin hukuk. Hukusu. Aynen. Nasıl oluyor? Yani işletmenin... Tamam abi, tamam anladık. Neyse o biraz karışık. Her neyse şimdi orada biz genelde yani her dönemde 4 tane ders yapıyoruz. Yani 4 tane dersimiz oluyor. Türkiye'de vallahi dediğim gibi biraz önce 10 tane ders, 15 tane ders. Vallahi ben de yetiştiremiyorum yani. Bir dakika çok, abi çok zorlanıyorum. 4 ders o zaman 4 ders size her dönemde. Ya da 5 tane dönem olması lazım yani. Yok yok. İki, yani senede 2 tane dönem var. 2 dönem. 2 dönem. 4 ders. 4 tane ders. Ve sınavlar böyle dağılıyor yani. Mesela bir, belki 3 hafta içerisinde, 4 hafta içerisinde. Yani düşünün. Bir sınav her hafta. Çaylarda burada bir hafta içerisinde ya da iki hafta içerisinde 10 tane 15 tane sınav oluyor. Keyifli yaşıyorlar ya. Abi ne güzel ya. Ben de oraya güzel bir şey. Çünkü şöyle bir şey var. Dersleri... Oruç kısa. Ders... Ders de maaşlar fazla. Ders çok az. Valla sizin o tarafa gitmek lazım yani. Bir düşünelim abi ya, bence de. Ama şu, yani şu yönü çok güzel. Mesela derslere de biraz daha yine odaklanabiliyorsun. Burada hangi ders çalışacaksın, hangi ders odaklanacaksın yani şaşırıyorum yani. Yok yani sınav tarihine göre çalışıyorsun yani. Demek ki sizde yani genelde üniversiteye gelen bir insan tekrar Türkçe gibi ders işlemiyor. Yani dil bakımından bir ders yok. Tabii. Bir tarihi de yok değil mi? Sizde öyle bir şeyler yok. Yani Avustralya'da evet yani üniversite gelen bir çocuk. Tarih ha, yani yurt dışından geliyorsa? Yok, sizler de mesela. Ha bize de yok öyle bir şey. Yok değil mi? Yani Türkiye'deki Türk onu dili genelde edebiyat yani, lisansta yani erimiyorsun yani o taze şeyler. Yani tarih olsun falan. Mesela biz yani biz lisedeyiz.
bazen işte tarih konuları falan geliyor, giriyor ama biz Ağustos beni yani genel üniversitede öyle bir şey olmuyor. Hacım sen kaçırdın ya. Biliyor musun? Ya ben konuyu biraz kaçırdım ama. Adam diyor ki ülkesinde 4 ders bir dönem ya. Evet. 4 ders bir dönem. Bir dönem. 4 ders bir dönem. Allah'ım ya. Dediniz mi Avustralya gidelim diye? Vallahi gidelim ya. Ben ya. Bana şey yapmadın diyeceğim. Ya o zaman senin 18 için... saat 4 ders daha az olan değil mi ya? Sen bakayım abi ya. Belki gideriz. Ama şimdi her şeyde az olması iyi bir şey değil yani. Niye iyi değil abi? Nasıl? Maaş yeterek yüksek olsun. Maaş işte. Maaş, maaş hariç her şey az. Öyle mi? Genelde mesela buradaki yani insanlar ya arkadaşlar falan soruyor. Ya yani ben anlatıyorum. Ben ikinci üniversite okudum falan vesaire. Bazen ya arkadaşlar falan değil mi? Bazen amcalara da soruyor. Anlatıyorum işte. İşte ben bunu yani Türkiye'ye geldim yani eğitim için geldim, ilahiyat okumak için geldim falan. Ondan sonra diyor ki Avustralya'da oku yok mu diyor. Neden bu geliyor ya? Oku yok mu sanki? Yani Türkiye'de de var, Avustralya'da var. Çok komik diyor. Hep sorulan soru bu ya. Evet, hep soruyorlar evet. Yani Avustralya'da oku ya. Yok mu falan. Şey diyeceğim evet, şimdi evet. O zaman 4 derse ben yani hala algılayamadım da burada 12 ders falan ama gerçi bizim Kazakistan'da da biraz benziyor yani. 4 ders değil, o kadar az değil ama. 6-7 ders falan oluyor. Hı. Sınavlarda işte haftada 2 tane 3 tane oluyor. Çok rahatlar yani. Biz de yani ilahiyatta bir haftada 12 sınav kapatmak zorunda kalıyoruz yani. Bence belki de oradaki insanlar en fazla yani o kadar yaşayamıyorsunuz değil mi? Yani belki 30 yaşından sonra ölüyorsunuz. Ondan bu her şey az ki adamlar daha rahat yaşasınlar yani. Rahat rahat yaşlanmadan yaşasın, süresiz yaşasın diyorsun yani. Çünkü nasıl dediği gibi az ve öz. Az ve öz yani güzel bir şey. Tatlı. Olsun öz aslında. Bizimkiler normalde 8 derslerin fazla izin vermiyorlar. Yani çok zeki, çok başarılı olursan yani 10-11'e kadar çıkabilir ama ortalama 8 öyle oluyor. Sen neden biliyorsun? Sen oku, üniversiteyi orada mı okudun? Ben mimarlık okudum orada yani. Abi söyleseydin yani. Ya burada herkes bir şey mezun olup gelmiş buraya ya. Ne yapmışsınız burada ya? Mimarlık okudun. Mimarlık evet, okudun. Mezun oldun mu oradan bir de? Birkaç dersim kaldı da şey proje falan yapmam gerekiyordu ama bayağı ilerledik. Demek yani. Ki diplomayı almadın yani? Yok. Ya o zaman sayılmaz ya. Tabii çok önemli. Önemli önemli yani. Şimdi de ilahiyat okuyorsun abi değil mi? Evet. Şimdi... ikinci sınıfta. Niye ilahiyat? Ankara ilahiyat tabii. Şey. Niye ilahiyat? Yani niye ilahiyat? Mimarlık bıraktın. Mimarlıktan ilahiyata yatay geçiş mümkün. Aslında hikayesi vardır illaki yani. Var yani nasıl diyelim. Ben geldiğim toprağımdan şey olduğu için böyle Katolik bir ülke olduğu için imam ihtiyaçlarımız var. Ya ben de dedim ki yani imkan varken niye okumayayım? Onun için ilahiyata okumaya geldim. Ülkeme, memleketime faydalı olabilmek için inşallah. Çok güzel. İnşallah olsun. Yani şimdi sen buradan mezun olunca tekrar ülkene döneceksin. Öyle. Orada imam olacaksın. İmam demeyelim de yani din görevlisi. Din görevlisi. Ben şey için söylüyorum belki muazzin de lazım ben de gelirim. Gelirsin abi. Bilal tabii şeye benziyor. Ben. Çok güzel benzetmiş gerçekten. Sen hani Avustralya'ya gidiyordun şimdi Haiti mi gidiyorsun? Her yerden bir iş mi arıyorsun? Ne oldu? Bakıyoruz hangisinin maaşına göre. Öyle mi? Evet. Ghana'da siz yok de... mu maaş? Ya orası zaten gideriz ya. Sonra gideriz ya. Ne olur ne olmaz. Şimdiden söyleyeyim Avustralya yani Haiti Avustralya'dan daha uzak. Evet. Ha biz... doğru. Yok bir dakika. Nereye daha göre daha uzak? Daha uzak Türkiye'ye göre. Türkiye'ye göre daha uzak. Ha, tamam oraya desene. Belki Ghana'ya göre daha uzak değil yani. Ghana nerede? 2-3 günlük bir yolculuktan bahsediyoruz. Yok ya siz devele mi gidiyorsunuz? Yok ya. Hep aktarma olduğu için de biraz uzun sürüyor. Mesela sizinki 24 saat herhalde. Aşağı yukarı 22 saat. Direkt aktarım. Hayır direkt olmuyor tabii ki. Uçak o kadar yani havada kalamaz yani. O kadar mazot yok yani. Siz Katar üzerine gidiyorsunuz herhalde. Yok fark ediyor yani yani Katar derken ha oradan ha anladım. Türkiye'den mesela. Ha yani değişiyor. Yani Katar'dan gidebiliyorsun Malezya'dan şey, falan. Şirkete bağlı yani. Aynen öyle. Değişiyor. En fazla havada 13 saat kalıyorsun. Vallahi bizimki tamamen bir macera ya. Vallahi yani giderken macera yaşıyorsun diyorsun yani oraya şöyle gitmeye bile gerek yok. Mesela Ankara'dan İstanbul'a, İstanbul'dan ya İspanya'ya ya Fransa'ya duruma bağlı. Oo. Oradan Dominik Cumhuriyeti'ni orada böyle bir kalırız bir 3 gün falan ondan sonra memleketi. Aklıma şöyle soru geliyor. O kadar uzun mesafe, o kadar uzun yer
neden Türkiye yani? Yanında Amerika var, yanında başka ülkeler. Türkiye'de ne işin var senin yani? Doğru. Gerçi ya, bana da çok soruluyor bu soru. Sadece merak ettim yani. Aktarıyorum. Pas atıyorsun. Aynen, aktarıyorum soruyu. Neden, nasıl Türkiye'ye geldin? Neden yani Türkiye? Neden Türkiye yani? Benim için mesela... Ya mesela neden Ghana değil? Neden Ghana değil? Davet etmediniz. Ben mesela benim için... bayağı seçenekler vardı da, burslar vardı. Ben Filistin 61.siydim. Çok şey seçenekler vardı benim için. Mesela? Almanya, Avrupa ülkeleri falan. Avrupa. Hepsine gidebilirim. Avrupa demek istediğin. Avrupa. Arapçasını seyredemler. Ama şimdi babam tercih etti Türkiye'yi. Ben fazla Türkiye hakkında bilmiyordum gerçekten. Müslüman bir ülke. Onların yaşam tarzı ve kültürü bize çok benziyor. Ve hakikaten yani geldiğimde her şey, çay bile yani aynı şey. O için fazla mesela gürbette olduğumu ya da yabancı olduğumu hiç hissetmiyorum. Azan, namaz kılanlar çok güzel yani bir şey. Şimdi diyorsun ki baban demek ki tercih etti değil mi Türkiye'yi? Evet, babam biliyordu da ben bilmiyordum. Fakülteyi neden yani tıpı niye seçtin o zaman? Evet. Yani sen mi seçtin, babam mı seçti tekrar? Yok. Babam seçiyor. Şimdi doktor da. Meslek devam ediyor diyorsun ailede. Bir hastanesi mi var? Belki orada bir hastanesi var tamam mı? Şimdi yarın öbür gidince adama geçecek. Yani biraz önce anlatıyordum mesela bir namaz, pardon, ezan, işte Müslüman ülke kültürü falan tam ilahiyatçılar için ama işte tıp falan nasıl? Yok, ilahiyat bizde çok gelişmiş yani Filistin'de. O için okumak istiyorsam orada okurdum da. Tıp bizde çok kadar gelişmemiş. Çünkü şey, ambargo altında, savaşlar sürekli. O için eğitim iyice gelişmemiş. Bizimkiler çok çalışkan, çok eğitimi çok seviyorlar da maddiyet çok iyi değil. Ondan dolayı bayağı iyi olmuyorlar mesela oradaki olan doktorlar iyi olmuyorlar. O için şey, Türkiye'yi seçtik. Biraz Gazze'den bahseder misin? Yani çünkü bize gelen haberler hep olumsuz oluyor. Çocuk yani ağlıyor, böyle ortam karışık oluyor biraz. Aslında doğru yani, hepsi doğru. Şimdi ben orada yaşadığıma rağmen bütün acıları hepsini görmedim. Biz biraz iyi yaşıyorduk yani. Biz Arabistan'da yaşadık, biraz sonra geldik. Çok zorlanmadık ama gerçekten yani bazı Gazze'nin bazı bölgelerinde çok kötü yani çok kötü durumlarda yaşayan insanlar var. Bayağı fakir insanlar da var. Ben gerçekten çok görmedim yani ve onu yaşamadım. Yani bilmiyorum, savaşlar falan oluyor yani arada sırada ama hayat da var yani. Çok güzel. Ben çok eğlenceli yaşıyordum biraz yani, çok değil de ama dersten normal kaçarak yani, namazdan kaçarak diyorsun yani. Vallahi mücbur kalıyorsun yani. Eğleniyorduk şey yani. Orada şey özgürlük var gerçekten. Şimdi yani, tamam dünyadan ayrılmış bir nokta yani sayılır ama içten özgürlük vardı. Düşündüğümüz gibi değil diyorsun değil mi? Yani tamam, öyle de, ama size savaş tarafı aktarıyorlar da hayat çok güzel bir hayat var yani. Orada benim en yakın arkadaşım Türk arkadaşım, İstanbullu. Oraya geldi ve oradan evlendi, orada yaşıyor. Baya yani bizden olduğu çok alışmış hayata ve hep beraber takılırdık yani. Hayat var, çok güzel bir hayat var ama savaş her şeyi bozuyor yani. Ben 2013'te Filistin'e gitmiştim de. Ama sen gittin mi? Nereye tam olarak gittin? Kudüs'e mi? Evet, Kudüs'e gitmiştim. Bir program vardı. Biz katıldık böyle bir 4 gece 5 gün falan. Nasıl geçti? Süper geçti ya, tavsiye ediyorum. Yani imkan olursa gerçekten gidin yani, pişman olmazsınız yani. Neden peki? İşte oranın nasıl havası, diyelim, böyle bir maneviyat havası bambaşka bir şey. Çünkü biliyorsunuz Kudüs dinimiz için çok önemli bir tabii, yerdi. Evet, bir de eski kiblemiz. Doğru. Ya onun için imkanınız olursa gidin yani. Mutlaka. Gezmek güzeldir gençlere. Evet. Gezmek, görmek güzel. Gezmek de. Ben mesela Kudüs'e gidemedim yani. Söyledim geçen bölümlerde. Bize yasak yani, Gazze'lilere yasak. Dünyadan ayrılmış yani, bildiğiniz ayrılmış bir nokta. Şimdi mesela ben 3 yıldır buradayım, gidemiyorum. Ailem mesela gelemiyor. O da sıkıntılar da ama
artık hayatımızdan bir parçası oldu yani, alıştık da bana sıkıntı gelmiyor. Mesela başka bir şey, elektrik sıkıntısı. Elektrik günde 6 saat geliyor. Sen bir düşün, elektriksiz kalabilir misiniz mesela birkaç saat? Var bizde. Sizde aynı mı şey? Aynı. Evet, oluyor bizde. Nasıl bir şey? Mesela bazı bölgelerde bir ay, iki ay falan hiç elektrik falan görmüyorlar. Niye oluyor? Şey oluyor yani, aslında imkanı var da. Yani pahalı biraz, mı oluyor yoksa? Yok, pahalı değil de her şey hazır yani. Biraz siyasi bir şey değil mi? Siyasi bir şey daha çok yani. Yani bu siyasi mesele. Bizde mesela şey, elektriğe göre hayatımızı ayarlıyoruz. Mesela diyoruz ki bugün saat 12'de program var, bakıyoruz elektriğe programı var elektrik için, bu saatler geliyor, bu saat bazı saatler gelmiyor. Bakıyoruz bu olmuyor, sonraki çarşamba olsun diye falan. Böyle yani alıştık. Yapacak bir şey yok. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Amin inşallah. Amin inşallah. Evet. Kudüs'e de gitmeye de nasip etsin inşallah. Zaten gitmeye yok, sen konuşma abi. Senin başka yerlere gitmen nasip olsun. Mesela Ghana görmeye için yani. Yanına evet, gidesin yani herhalde misafirle. Gelelim bakalım ya. Neyiniz meşhur? Orada? Neyiniz meşhur? Neyi görebiliriz? Ben varım ya arkadaşlar. Sen geldin. Ama sen buradasın. Aynen, sen buradasın. Ghana'ya nereye gerek var şimdi gitmeye? Delikanlılarımız diyor yani. Yani bizim şimdi ben Ghana'ya anlatmaya kalksam var ya, sabaha kadar anlatırım ya. Ama durmaz ya. Neyse sen onu boş ver de o zaman neden geldiğini anlat bize tekrardan. Türkiye'ye neden geldin mi? Sen üniversite için mi geldin? Ve aslında benim ya da hikayem ya değişik ya. Ben liseden beri buradayım yani. Liseden beri? Vay vay vay. Takılıyordun yani buralarda. Ghana'da lise yok mu? Güzel. Güzel bir soru aslında. Ghana'da lise yok mu? Onu araştırmak lazım aslında. Türkiye'ye nasıl geldik? O zamanlarda ben yeni ortaokuldan mezun oldum. Ve neticeye bekliyorduk yani. Üniversiteye şey yapacağız. Gireceğiz. Normalde biliyorsunuz yani her mesela üniversiteden sonra bir sınava giriyorsun. Genel sınav. Liseden sonra. Biz de ortaokuldan sonra sınava giriyorsun. Ortaokuldan sonra direkt üniversiteye mi gidiyorsunuz siz? Yok. Lise. Liseye girmek için bir sınav var. Tamam. Mesela tamam. Ghana'nın çarpında yapılan bir sınav. O sınava girdik. Yani neticeye bekliyorduk. Ondan sonra bir gün evde bir çağrıda bulundular. Benim okuldan babama haber verdiler. İşte Türkiye'de böyle böyle bir imkan var. Orada bir yani lisede özellikle fen lisesinde okumak isteyen çocuklar varsa yani bilmem bugünlerde sınav yapacak olacak. Oradan kazananlar Türkiye'ye gireceklermiş. Hmm. Ben baştan gitmek istemedim yani. Çünkü o zamanlarda ben amcamla takılıyordum. Yani para kazanıyordum yani. Ama zorla beni okula gönderdiler. Çünkü o zaman da biraz daha kafa çalışıyordu, iyi çalışıyordu. Zorla hangi yönden yani zorla? Düverek mi? Yok yani. İlla gideceksin falan demişler. Yani ben de gittim, yani sınava katıldım. İlk sınav bölgesel sınav. Mesela Ankara, İzmir, İstanbul gibi sınav oldu. Yani oradan yani iki kişi seçildik. Ondan sonra tüm Ghana'da tekrar bir sınava girdik. Oradan da 4 kişi seçildi. Ondan sonra 10 kişi seçildi. Ondan sonra tekrar bir mülakat oldu. Ve nasip oldu 4 kişi. Türkiye'yi kazandı. Onlardan mıydın? Tabii yani. İnanmıyorum. Onlar dışındaydı. İlla ki torbili var. Bagajla geldi. Yok dediğin gibi o zamanlar da kafa iyiydi yani. Kafa iyiydi. Hala da iyiydi aslında. Hangi anlamda iyiydi? Şey soracağım da o zaman şimdi oradan beri sen Türkçe biliyor muydun Ghana'dayken? Nasıl sen liseye direkt yaptın yani geldin? Nasıl kabul ettiler? Aynen kardeşim. Bir sakin anlatıyorum ya. Ya çok heyecanlandı beni. Hayır bana şimdi anlatman gerekiyor. Çok merak ediyoruz. Evet. İşte ondan sonra 4 kişi seçildik. Ama Türkiye hakkında hiç şey bilmiyorum açıkçası. Yani Türkiye hatta ben Türkiye ülkesi olarak ilk defa Dünya Kupası'nda duydum. Yani futbol seven varsa aranızda Haşan Şaş dönemlerinde. Yani hangi kim? Evet. Sen zaten hiç bilmezsin ya. Sen yanlış söyledin o yüzden diyorum. Bir daha söylesen. Hasan Şaş. Haşan Şaş dedim. O yüzden yaptım yani. Onların döneminde orada ilk defa Türkiye'yi duydum. Baya da sevindim ya. Çünkü bayrakta şey var. Hilal var ve ay var. Yani genelde İslam temsil eden bir simge olduğu için. Yani hepimiz Türkiye'yi tuttuk o senede. Yani ilk defa ben orada Türkiye'de bir ülke olduğunu duydum ya. Ama bak nasip nerede oldu. Ve ondan sonra dediğim gibi mülakata geçtik. Bayağı yoğun bir sınavlar, mülakatlar olduktan sonra da kişi seçildik. Ve
Oradan yani İstanbul'a geldik yani. Gelirken hiçbir şey bilmiyordum aslında. Yani Türkçe bile bir dil olduğunu bilmiyorum. Hatta Türkiye'de Arapça ya. Konuşulduğunu biliyorum. Oo. Diye tahmin ediyorum yani. Aslında çok güzel bir şey de. Sen değil mi? Gerçek bak, mi? Gerçekten de. Ben Türkiye'de Araplar olduğunu sanıyordum yani. Sen o zaman nasıl, niye, ne diye karar verdin Türkiye'ye gelmeye? Hiçbir şey bilmiyorsun yani Türkiye'de. Şöyle bir şey oldu aslında. Bizim mahallede, yani bizim ilde daha doğrusu bir meşhur bir doktorumuz var. O Türkiye'de okudu. Şimdi rahmetli, Allah rahmet eylesin. Amin. Hakikaten çok iyi bir insandı. Yani herkes onun ismini zikredince, herkes Müslüman olsun, Müslümanlar da olsun, herkes doğru. Veya bu adamın hakkında çok güzel şeyler söylüyorlardı. Yani ondan örnek alarak Türkiye'ye gelme bakımında biraz daha şey oldu. Bir de Müslüman bir ülke olduğu için tabii ki burada biraz daha kendimizi, özellikle Arapça bakımından kendimizi geliştireceğimizi düşünüyorduk. Ve hatta bugüne kadar ben Ghana'ya gittiğimde hala Türkiye'de Arapça konuşulduğunu sanılan insanlar var. Arapça konuşacağını evet, sanıyordular. Ben bu insanlarla ben tartışıyorum yani. Düşünsene yani. Sen gitmedin. Ben gittim geldim. Yok olmaz. Orada Arapça konuşuluyor. Büyükler öyle. Büyüklerle tartışamazsın. Büyükler öyle dedi mi öyle olmak zorunda oluyor. Aslında Arapça konuştuğunu söyleyince içim ağladı da şey aklıma geldi böyle büyük kocaman bir Müslüman ülkesi vardı. Osmanlı İmparatorluğu. Doğru. Hepimiz Kur'an aynı dili konuşuyorduk. Bizi büldüler, ayırdılar, mahvettiler yani gerçekten. Mesela şimdi geçen arkadaşıma soruyorum, biriyle tanıştım, nerelisin falan. Diyor ki Lübnanlıyım. Aslında diye bir şey yoktu. Hepsi o bölge, hepsi tek bir bölgeydi. Ve aynı şey. Mesela bir düşün, Ghana'nın iki şehri, aynı memleket, aynı. Biz de öyle. Evet, aynı şey konuşuyorsunuz da. İki şehir bir düşün, aynı dil konuşuyorsunuz, aynı kültür, aynı şey. Sınır koydular aranızda, bitti. Evet yani. Mesela Afrika'da mesela özellikle, zaten Afrika'nın zaten neredeyse aynı şey zaten ya. Ghana bakıyorsun, bize konuşan ülke Togo. Ben Ghana'da olduğum halde benim akrabam da Togo'da yani. Aramızda fark ne? Bir tane çizgi var. Yetverle çizilen bir şey. Dil aynı, her şey dil aynı. Dil aynı, inan ya. Ama resmi dil, bunlar İngilizce konuşurken bunlar Fransızca konuşuyor. Fark bu. Sadece başka hiçbir şey farklı yok yani. Dil olsun, yemek olsun, giyim olsun, her şey aynı yani. Avustralya'da biz yalnız kaldık ya, hiç. Hiç konuşmamız yok ya. Yalnız kaldık. New Zealand'da yani. Deniz var. Ha, deniz bebeleri var sizin. O bizim kankımız ya. Kim? New Zealand'da. Sen Türkiye'ye niye geldin sen? Anlat bakayım. Ben mi? Orada okul yok mu sizin de? Bizde hiç okul yok orada, hiç yok diyormuşum. Ya benimki gerçekten çok komik olay oldu. Komik. Yani şöyle, komik derken, neyse geleyim şimdi. Ya başlayayım. Gel abi, bekliyorum. Geliyorum, tamam. Şimdi Türkiye hakkında benim de aynı şekilde fazla bilgim yoktu. Ama yani Arapça konuşmuyor olduğunu biliyordum yani. Yani Türkçe derken yani bizim zaten dilimiz biraz benziyor. Kazakça, Türkçe aynı şeyden kökünden geliyor. O yüzden geldim ben falan diyorsun ya. Efendim ben geldim. Hayır, geldim, geldim yani benziyor. Burun bu murun. Ben men yani sadece bir şive farklılığı var. Neyse Türkiye hakkında bildiğim bir iki şehir vardı. Üç şehir vardı. Antalya'yı biliyordum. Turistik yerde. Ha, onu bilirsin. Yani çünkü Orta Asya ve Rusya tarafından çok şey turist gider oraya. Hani biz çok meşhurdur yani. Antalya'da şey gittin mi yani dinleme yazın gittin mi? Senin çok zenginsin gibi gözüküyor bizde. İdi. Şu an öyle değil de. İkinci Ankara'yı biliyordum. Başkent olarak biliyordum. Üçüncü İstanbul biliyordum. İstanbul'da büyük. İstanbul bir büyük şehir şey olduğunu biliyordum. Ben de çok fazla bilgim yok. İstanbul'u başkent olarak biliyordum ben gelmeden. Öyle mi? Evet tabii. İstanbul başkenti. Yani sen Arapça bayağı konuşuyor diyorsan tabii yani. Onu da öyle düşünürsün yani. Değil mi yani? Neyse işte kelime olarak da bir iki üç tane kelime biliyordum. Onu da benim arkadaşım bir yani kendisi şeydi. Nasıl diyeyim? Türkiye'den oraya göç şey yapmış. Nasıl diyeyim? Ne deniyor ona? Tamam ya, anladık. Şimdi anladın işte. taşınmış. Ha. Ondan bir iki kelime öğretti. İyiyim. Bir de teşekkür ederim. Bitti. Başka hiçbir şey bilmiyordum. Ondan sonra zamanda bir sınavlar vardı buraya işte yurt dışı öğrenciler için. Oradan sınava bir ya iki gün kala ben lisedeyken annem aradı. Dedi Aknet eşyalarını hazırla ben şu an işteyim. Akşam gidiyorsun başka şehirde sınava gireceksin. Ben şokum nereye gidiyorum? Dedi Türkiye'de burslar için bir sınav varmış git
sınava gireceksin. Ben de hiçbir hazırlıksız şekilde gittim. İki gün içerisinde sınava girdim. Geri geldim. Ondan sonra benim arkadaşlar vardı böyle şeyden. Beraber camiye gittiğimiz arkadaş. Herkese dedim ki bana dua edin. Eğer sınava kazanacaksam hepinize böyle çok güzel bir nasıl diyeyim? Sofra? Sofra açacağım aynen. Dolu dolu dedim. Küçük çocuklardı çoğunluk. Dedim dondurma istiyorsanız her şeyini alacağım dedim. Ondan sonra şey geldi. Bildirim geldi. Tabii ki kandırdın. Yo. O kadar değil yani. Neyse. Ondan dolayı Kazakistan'a gitmiyor. Ama gerçekten ama uzun zamandır gitmedim yani. Neyse şey geldim geri. Yani şey artık beklemiyordum çok fazla. Çünkü sınava hazırlanmadım. Kazanamayacağım diye düşünüyordum. Kazakistan'daki üniversite sınavına hazırlandım. Ondan sonra işte bir de şöyle bir şey var. İlahiyat fakültesinden fazla haberim yoktu benim. Birisi söyledi ilahiyat fakültesini seçebilirsin. Bu işte bölümde çok fazla seçeneği yok. Bir de bizim Kazakistan'da ihtiyacımız falan dediler. Ama neyi olduğunu çok fazla bilgim yok yani ilahiyat hakkında. Ondan sonra işte ilahiyat kazandın dediler. Ben de bilmiyorum gideyim gitmeyeyim ne oluyor nasıl oluyor deyince annemler çok sevindi. Git git dediler. Ondan sonra geldik işte böyle yani. Hayırlı olsun. Sana başımıza bela oldun ya. Vallahi öyle olduk. Şimdi ülkelerinizde ilahiyat mı söyleniyor yoksa başka bir mesela bizde Filistin'de şeriat fakültesi söyleniyor. Bizde de öyle neyse. Bizimki şey diyorlar. Dirasat-ı İslamiye. İslamic Studies. Evet doğru. İngilizce, evet, İngilizce doğru. De, evet. İngilizce geçiyor. Divinity and Theology in Islamic Studies. Direkt teoloji denir yani. Bizde hiç alakası yok. Din tanu. Din doğru. Din. Din tanu din. Demek tanımak. Tanımak evet. Tanımak. Dini tanıyoruz biz yani ilahiyat evet. Tanıyorsunuz mu? Din tanu. Biraz önce şey dedin. Teşekkür ederim ve iyiyim. Yani ilk geldiğinde o iki tane kelime biliyordun. Evet. Bir olay oldu ya. Yani. Bana değil de arkadaşım oldu. O Arnavut galiba. O da hiç Türkçe bilmiyordu. Tamam mı? Geldi. Ve biri kursa gidiyor. O da çok da hiçbir şey öğrenemedi. Neyse sadece o kelimeleri öğrendi. Yani iyiyim, teşekkür ederim. Neyse bir ekmek için yani tabii ki bir yoldan geçiyor. Neyse bir araba geliyor. Arabayı görmedi. Yani arabayı görmedi. Neyse geçiyor. Ondan sonra araba onu vuruyor. Tamam mı? Neyse o da tabii yani çok vurmuyor. Tabii, ezmiyor tabii ki. Neyse vuruyor o da düşüyor. Tamam mı? Neyse adam çıkıyor. Soruyor nasılsın ama bayağı şey yani yerde falan hem de çok acıyor. Ve o da kendini yani nasıl anlatacağını bilemiyor. Yani acıyor mu? Adam da soruyor yani nasıl iyi misin bir şey acıyor mu falan. O da diyor ki iyiyim teşekkür ederim dedi. İyiyim teşekkür ederim. O da duruyor öyle. Sen nasılsın değil mi? Araba çarpıyor. Araba çarpıyor o da iyiyim tek teşekkür ederim. Tek bildiği şey yani söyledi. Aynen. Çok komik. Senin de Kenya'dan Türkiye'ye ne alakan var ya? Allah Kenya nerede Türkiye nerede yani? Bu da ne iş var? Yine bakıyor. Sen çok çok uzaksın sanki. Kenyalılar biz yarık yani Türk'üz yani. Konyalılar olduğumuz için. Bana bak yani, ya. Yani, benziyor ya zaten. İşi biliyor, işi biliyor. Aynen. Abi şöyle oldu, benim ailemde yani 4 kişi olarak biz yurt dışına öğrenmeye çıkmıştık. Şöyle bir şey var hatta Kenya'da yurt dışına okumaya giden her kimse o iş bulmaya yani bir de güzel yerle gelmeye yani biraz daha şey oluyor, kolay oluyor. Türkiye'de genelde şöyle oluyor mesela Amerika'da okumuş bir tekrar Türkiye'ye geri dönünce biraz daha yani aynen. Kolay iş buluyor. Yani gibi bir şey oluyor aslında. Aynen öyle. Bir de öyle aslında. Aynı şey oluyor. Çünkü hem senin ülkenin diplomaları falan oluyor. Evet, evet. Başka ülkenin şeyinde oluyor. Onun için de yapıyorlar daha çok. Benim de bir kardeşim Çin'de okuyor. Çin. İki kardeş de buradayız. Yani üç kişi olarak. Yani diğer ne de? Bir de bir kız da kaç dışarıda. Kaç kardeşiniz? Oraya girmeyelim. Tamam, tekrar. Tamam. İşte bir kardeşim için de yani iki kardeş olarak da Türkiye'deyiz. Bir de bir kız kardeşim de Sudan'da okuyor. Islamic Studies, Religious okuyor. Her ülkede bir kardeş. 4 kişi olarak yani dışarıda okuyoruz şu an. Gana'da bir tane gönderin ya. O zaman memleket olmuş olacak yani. Yurt dışı değil. Evet. İnşallah o olursa haberleşiriz. Yani zaten sen anlatsın. Burs bende abi merak aynı öyle bir şey oldu. Aslında ben de bayağı yani sevindim. Türkiye hakkında da dediğim gibi yani çok bilgim yoktu. Sadece benim Osmanlı yani Ottoman Empire bizim İslamik yani şey lisede okuduk. Yani Devlet Osmaniye. Yani İmam Hatip yani şey evet. Baştan yani Peygamber Efendimizin siresi yani evet. Sirat-ı Nebi sonra da Ebu Bekir, Umar, Osman, Ali sonra yani Emevi devleti, Abbasiye, Devlet-i Fatimiye, Devlet-i şey
sonra Darülütmaniye. Onlarla İngilizce'de okuduk. Yani onu biliyordum yani Türkiye'de Atrak denen kişi, Atrak yani Türkler denen bir ırk olduğunu biliyordum. Ama demek ki yani Osmanlı size kadar gelmiş miydi ya? Yani... Bize kadar gelmedi. Ama yani sizin yakınlarında falan geçti. Evet, tamam. O zaman da zaten Habeş dediğin bölge sadece Habeşistan değildi. Şimdiki Habeşistan değil, Etiyopya. Yani Habeş dediğin bölge Etiyopya, Kenya, Somalya o bölgelerde. O zamanlarda genelde Osmanlı hakkında bilgi olanlar genelde yani yurt dışına yani okumuş olanlar, yurt dışından gelen insanlar daha çok bilir. Mesela Batı Afrika'ya pek fazla yani Osmanlı tarihi bir şey yok diyebilirim yani. Ya da varsa bile biz bilmiyorduk yani. Bilmiyoruz daha doğrusu. Aynen. Yani ama Doğu Afrika'da var yani Osmanlı özellikle yani bu Habeşistan dediğin civarında vardır yani. Habeşistan evet. Yani peki Türkiye'den önce yani gelmeden önce hiç Türkçe biliyor muydun? Yok, Türkçe bilmiyordum. Sıfırdım. Hatta hatırlıyorum ilk geldiğimde yani İstanbul'da indim. İstanbul'dan direkt yani şeyle geldim, Ankara'ya geldim. Aşti'de indim. Şimdi elimde kağıt var. Ha, notlar var. Notlar var. Yazdım yani böyle. Yani ama İngilizce yazdım her şey. Yani böyle yani ne soracağımı da sadece adresler var orada. Adres olarak sordum. Şimdi gidiyorum bir kişiye sormak istiyorum. Yani bu adres nerede? Yani sen bunu Türkiye'de yapmayacaksın ya. Geçekler ki. Bu deliliği istiyor. Bunu yapmayacaksın. En büyük hatanı orada yaptın yani. Sonradan anladım. Zaten sonradan Cem Yılmaz diye bir şey yani anlamıştım. Adam da şöyle diyor yani Türklerde. Böyle bir şey var. Hayır yani bilmiyorum yani diyemiyor. Yani seni yardım etmeye çalışmaya yani çabalıyor her zaman. Soruyorsun abi. Doğru ya. Şöyle diyor. Yani, Faruk Eczanesi nerede? Soruyorsun. Faruk Eczanesi. Faruk Eczanesi. Bilmiyorum ama buralarda Faruk Kiraathanesi olabilir mi? Soruyor. Yani Google gibi yani. Biliyor musun? Çok mütevazıyorlar. Tamam bekliyor. Ondan sonra bir başka kişi geliyor. Neydi? Faruk Eczanesi derdi falan soruyorlar. O öbürüne. Aynen öyle soruyorlar. Ulan sen düşünün. Düz git. Sol, sağ, yukarı, aşağı. Ondan sonra gidiyorsun. Birisine soruyor. Yok o diğer tarafta. Ters tarafa gelecek falan. Orada adres bilmiyorum hiç demezler yani. Adres sorduğun zaman hemen yani düşünmez bile düz olması lazım da. Ben hastane giriyorum da. Diyor ki genel cerrahi bölümlerde hemen doktor diyor ki bir üst katta olması lazım böyle. Baktım üst katta değil yani ama adam alışmış ya üst katta. Şimdi en çok benim hoşuma giden ve bir tane yani bir yer tarif ederken kullandıkları bir terim var. 200 metre. 100 metre. Ya var ya. Navigasyon gibi ya gerçekten. Abi düz gitsen böyle. Düz git. Benim böyle şey komik olay. Gerçekten Türkiye'ye 2-3 sene sonra Türkleştiğimi burada fark etmiştim. Aynı şekilde davrandım ben de. Birisi geldi bana sordu yola. Tren garı nerede dedim. Burada abi devam et düz. Ama hiç düşünmedim nerede olduğunu biliyor musun? Direkt buradan abi devam et sonra sola dön. Tamam mı? Oradan çıkarsın. Olmadı oradan sorarsın insanlara tamam mı dedim. Sonra döndüm. Geri gidiyorum ondan sonra düşündüm. Tam tersi tarafını gösterdim. Yani bu taraftaydı. Yani yabancılara tavsiyem en az 3 kişiye sorman gerekiyor. Yani en az. Yani birisi sonra yani güvenmek değil de yani yanlış söyler ya da bilmiyorum demez. Taksicilere soruyorum şu an. Yani onlar biraz en az onlar biliyor. Taksici nasıl yapıyor? Herkese sorma. Bir saniye. Tehlikeli taksiye sormayacaksın. Yok ya akşama sormuyorum. Akşam saatlerde biraz dikkatli oluyorum da. Hayır ondan değil. Ondan değil. Taksi senin zaten seni taksiye binmeni istiyor zaten. Aynen. Hele İngilizce söylersen gel ben seni götüreyim. Ya bak şurada 5 adımlık yer olsa bile der ki yok sen bin gel. Bin gel. Dolanır oraya sana yarım saatte götürür yani. Benimle oldu Bursa'daydım. Bir de arıyordum da. Şimdi yabancı olduğumuzu fark etti. Diyorum ki abi bu adres nerede falan. Baktı bana böyle uzak gidemezsin. Giden araba dolmuş falan yok ki oralarda. Abi ben binmeyeceğim. Ondan ki hiç binmeyeceğim taksiye ama söyle adresi biliyorsan söyle yani. Böyle kandırma yani. Dedi vallahi gidemezsiniz falan. Baktım böyle yürüdüm böyle birisine sordum yolda ama dedi arka sokakta. Yani. Çok da kolaymış demek ki yani. Çok vallahi da zorlamıyormuş yani. İyi de bak şimdi sizlerle gidiyoruz. Nedenleri söyledik. Şeye geldik. Bu Bulgar Türk'le geldik. Bir dakika abi benim şeyim bitiremedim ya. Haydi sen doğru ya. İşte yani o adresi verdim. Yani buluyorum yani kim
Yani anlar yani bu yeri bilir. Zaten Aşti ve YTB olduğu yer çok yakınmış yani. Yani Aşti'den giderken yani Şitürklere gider. Yani gitmek için çok yakın yani 10 dakikalık bir mesafe. Gece gelmiştin herhalde. Yok yok gece gelmedim. Gündüz. Yani şey öğlen. Hani 12 gibi. Şimdi gidiyorum. İngilizce soruyorum. Do you know this place? Do you know this place? I'm looking for this address. Yani İngilizce olarak yani Türkçe hiç bilmiyorum yani. Ha. Ondan sonra yani birkaç kelimeler selam falan merhaba onu duymuştum da ama onlar selam olduğu için pek çok da şey sadece ilk selam sonra evet işime gelmiyor. Yapamadım bir 10 kişi falan sormuştum. Ondan sonra dedim ki abi ben çıkayım yani bir şey yapmaz. Ondan sonra tam çıkarken bir 5 kişilik bir grup öğrenciler bir gruptu. Hmm. Onlara gördüm dedim ki adres bu adres where. Ondan sonra dediler ki aa yani English? Ah, me too. I know English. Ben de biliyorum. Adres gel. Ondan sonra bana şey bindirdiler. Dolmuşu bindirdiler. Golbaşı. Ondan sonra dediler ki abi bu çocuğu şeyde bunu buraya bırakın. Tam onun şey... Ama yani, yanlış yönlendirirler. Bazen yani yanlış yönlendiriyorlar ya ama yine de yani... İşten biraz yardım etme ihtiyaçları var yani. Ben bunu görüyorum gerçekten. Ya çok gerçekten çok hayırlı bir çok hayırlı bir halk yani. Gerçekten aynen. Çok yani ya. Sevimli, çok iyi. Yani bunu bizden yani ya. Bizim Filistin halkı çok çok sıcak. Bizden biraz daha sıcak yani gerçekten. Herkes yardım etmek istiyor falan. Aynen. Ama aynen. Sen İngilizce konusu söyledin de en nefret ettiğim şeylerden birisi burada. Şimdi biriyle konuşuyorsun. İlk geldiğinde tamam İngilizce konuşuyordun. Türkçe bilmiyorduk falan. Şimdi Türkçe öğrendik artık yani her şeyi anlıyoruz hemen hemen. Birisiyle konuşuyorsun. Sana bir şey soruyor mesela yemek yiyecek misin? Ben düşünüyorum böyle. Sanıyor ki anlamamış. Sonra İngilizce hemen İngilizce konuşmaya çalışıyor da. Food. Çok canımı sıkıyor yani bir şey. Diyorum ki tamam anladım ya düşünüyorum yani sadece. Bilmiyorum musunuz? Benim en çok garibime giden bir şeyleri var mesela. Şimdi ben sen Türk oldun falan dedi, tamam mı? Sen Türksün. Zaten Türk. Adam geliyor bak. Kazak. Sen nerelisin diye bana söylüyor. Ganali olduğunu söylüyor. Ondan sonra muhabbet ediyor. Tamam muhabbet ediyor. Ondan sonra dönüp Alex'e soruyor. Arkadaş burada ne okuyor diye soruyor. Arkadaşım ben ne okuyorsun? Bana niye soruyorsun? Bu adama soruyorsun ya. Çok oluyor aynı şekilde. Türkçe oluyor yani. Türkçe bilmediğini falan diye hissediyor. Bir his var. Evet. Hayır. Türkçe konuşuyor. Hani konuştuk yani. Konuşuyor da bir his var. Benimle bazen oluyor mesela bir abiyle konuşuyor da bana sordu mesela nerelisin falan. Filistinliyim. Sonra diğer abiye soruyor ki nerede oturuyor? Vallahi yani öldüreş. Bu ne bana soruyor? Belki utanıyordur o konuda sormaya. O yüzden belki şey yapıyordur başka tarafa. Neyse arkadaşım siz neden geldiğinizi hala anlayamadık ya. Aç diye geldin ama neden Türkiye yani onu söylemedin bize. Ha, neden Türkiye geldin? Evet. Nasıl geldin? Zaten onu anlattım ya. Yani dışa yani ha, okuma, tamam şimdi doğru kardeşleri vardı. pardon. Sen sonra. Uyuyordun o ya. Şimdi hepiniz bursun. Ha bak bir dakika ya ben unuttum ya. Bugün gelirken ben size bir sürprizim var. Hemen abi. Evet şimdi siz konuşun ben geliyorum. Ben geliyorum. Bugün sürprizler günü gençler yani. Ben çay getirdim. Bakarız bir şeyler getirir. Bakarız ne getireceğiz bakalım. Bence de çay ya getirsin. Ya. Çay getirsin ya çay bitti. Çay getiririm ben sen devam et. Yok. Şey. Hepiniz Bursa'la geldiniz de böyle sınavlar falan benim hikayem bambaşka. Ben şimdi liseyi bitirdim. Yüksek puan aldım. Tıp okumaya başladım Filistin'de. Birinci sınıf bitirdim tıp orada. Ama çok şey sınavlar sistem normal üniversite gibi vize dönem 1 dönem 2. Çok yorucu, çok yoğun yani dayanamadım. Geçtim birinci sınıfı geçtim. Hep anneme babama söylüyordum ben burada kalmam falan böyle yani dışarıda okumak istiyorum. Başka bir ülkeye gitmek istiyorum. Almanya falan Türkiye herhangi bir ülkeye gitmek istiyorum. Sonra şey yani olmadı böyle fazla bilmiyorum yurt dışı hakkında. Bir gün ablam gazeteci birilerle görüşmeye gitti. Sürekli şey yurt dışından gelen misafirler oluyor. Filistin'e, Gazze'ye yardım etmek için falan böyle. Birkaç arkadaş geldi. Böyle yardım vakfı bilmiyorum. Ben dedim ki ablamla gideyim. Bak İngilizce konuşayım. Selam aleyküm. Kusura bakma. Vay vay vay. Tamam başla.
Hoşuna gittin değil mi abi? Teşekkür ederiz. Kesene bereket. Çok güzel. Bir şey kesmedim ya. Ben kulağım bir şey kesmedim yani. Ne kesmesi kesin. Çocuğa Türkçe öğretir misiniz ya? Sen kendi elini mi topladın? Belediye mi topladın? Türkiye'de en çok sevdiğim meyvelerden biri budur yani. Bu. Sizde oluyor mu? Bizde yok. Bundan yurt dışından geliyor. Aa. Tabii. Ya sizde sıcak sizde değil nasıl mi yani? Bu şey yapmıyor mu? Yetişmiyor mu? Sizde nasıl olmuyor? Bizde oluyor. Oluyor mu sizde? Tabii oluyor. Bizde olmuyor yani. Burada afiyet olsun. Maz, mangal yani. Çok az. Bizde mangal çok az. Evet, bizde az da çok mango pahalı. Merkez. Biliyor musun? Evet, çok pahalı. Aynen. Merkez buradaymış bak. Ben mi sen biliyor musun? Ben mi biliyorum? Mango benim yani. Niye burada yok ki Türkiye'de ya? Var da. Doğru ya, ben aslında çok az. Bunu bir ticaretin yapmam lazım aslında. Mango Türkiye'de var. Ama gerçekten şey, kocaman bir, kocaman bir ülkede. Filistin'de bayağı Ege çok var yani. Kocaman ülke diye mango olmak zorunda değil. Kazakistan çok kocaman ama bizde yok yani. Soğumasın yaklaşık, yiyin ya. Soğumasın ya. Soğumasın. Soğuk olması lazım aslında. Şimdi. Soğumadan yemeden senin şeyine bitirebilirsin. Evet, devam edelim abi. Dinliyoruz. Ablamla gittim. O gelen yabancılarla ya da misafirlerle görüşmeye. Dedim ki, dinler misin? Pardon. Pardon abi. Şükürleri de aldım. Şuna bakma ya. Dedim ki İngilizce konuşayım falan. Ben İngilizce öğreniyordum. Yoğun öğreniyordum. Kendim böyle öğreniyordum. Dedim ki biraz pratik yapayım. Gittim. Hepsi yaşlı amcalar, yaşlı teyzeler falan. Dedim ki ne işin var bunlarla falan. Ama neyse orada tanıştım falan. Bir aileyle tanıştım. Türkler idiler. Bir aileyle tanıştım orada. Sonra tamam gittik. Sürekli konuşuyorduk Facebook'tan falan. Bana soruyordular falan, Gazze nasıl, savaş olduğu zamanlar soruyorlar nasıl oluyor böyle. Neyse sonra bayağı bir strese girdim. Ben kalmam ya, tıp okumam burada. Onlara sordum, dedim ki sorayım nasıl, Türkiye nasıl falan böyle. Bana bilgi vermeye başladılar. Ve yavaş yavaş böyle tamam karar verdik, ben Türkiye'ye gideceğim. Geldim, onlar Kayseriler. Bizimkiler zaten var ya, bizimkiler var ya. İnsana yardımcı diyorsun yani, değil bizim mi? Ya. Sen, ama siz Kayseriler var ya. Siz bir Konyalılara gel. Sonra konuşuruz. Belki onlar şimdi programı izliyorlar. Sizi çok seviyorum da. Yok ya. Hemen selamlar değil mi? Ne güzel ya. Şey soracağım. Neyse. O konuşma esnasında hangi dilde konuşuyordunuz onlarla? İngilizce konuşuyordum. Onlar biraz İngilizce biliyordular. O çok iyi bir şeydi yani. Burada İngilizce yaygın değil. Geldim İstanbul'a, geldim ilk önce biraz gezdim sağ sol böyle. Sonra Kayseri'ye davet ettiler. Geldim. Onlar aslında ailem, artık ailem oldular. İkinci ailem. İkinci aile. Üçüncü aile kim oldu? Sen ol bari. Kayserilisin. Onlarla yaşıyorum 3 yıldır, gerçek ailem gibi. Aslında ben onları şey düşünüyorum yani, Allah hep insan için bir hayırlı şey gönderiyor. Mesela ben ailemi göremiyorum 3 yıldır, Gazze'ye gidemiyorum. Bana bir aile yani verdi. Hep hayır vardır yani. İnşallah. Oradan başvurdum üniversitelere falan. Bir tanesini kazandım yani. Yıldırım Beyazıt'ta okuyorum. Arkadaşım da. Bursla falan gelmedim yani, benim hikayem biraz değişikti. Biraz diyorsun. Evet. Mustafa'yı şey dinledik mi ya? Yok. Sen neden geldin Türkiye'ye? Bir şey anlattım, bir şey aklıma geldi de. Mesela biraz önce dedin ya, arkadaş şimdi herkes yiyor. Sen diyorsun ki arkadaşlar dinler misiniz falan. Şöyle bir şey var, bunu yaşadım. Yani beni de dinleyin lütfen. pardon. Biz de burada sormasın diye yiyoruz abi yani. O sorun değil de bir sorun yaşadım da. Mesela birisi sohbet ederken yıkamadın mı ya şey için? Yıkadım. Tabii yıkandım. Toprak. Mesela şöyle bir şey oluyor. Duvar yiyeceksin. Yani Türkiye'nin çay kültürü, bayılıyorum ya. Aslında çok güzel bir şey. Neyse ama birisi sohbet ederken ya da sohbetlerde çok yani kötü oluyor. Nasıl mesela? Şimdi birisi sohbet ediyor. Ondan sonra sohbetin ortasında çay geliyor. Tamam mı? Neyse çay geliyor. Aa ne güzel, tamam. O sohbet eden çok zor bir şey aslında. Çünkü herkes yani şimdi herkes şeker ve şöyle bir şey oluyor. Sohbet ederken şu var ya, şu hareket var ya. Aa şöyle bir şey, her şey 15 kişi onu yapıyor. Sen sohbet vermeye çalışıyorsun. Biraz yükselince Allah bismillah bir şey diyorsa herkes. Yani susun diye. Ama neyse aklıma geldi de çok kötü bir şey. Benim de aklıma bir şey geldi ya. Ha evet. Benim de aklıma bir şey geldi ya. Sen Türkiye'ye nasıl geldin? Nasıl geldim? Uçaktan geldim. Elhamdülillah. Şimdi babam yani
Türkiye'den Avustralya'ya göçtüğü zaman gemiyle gitmişti ve yaklaşık 3 ay sürdü. Yani 22 saat falan hiçbir şey değil yani. Gemiyle gelmek daha uygun oluyor da fiyatları. Hayır fiyatları ama çok eğlencelidir yani. Yani 3 ay yaklaşık yani bir saat ya 3 ay falan tutuyor yani sürüyor. Aslında hepiniz zorluk görüyor musunuz mesela gelirken uçak bileti falan? Bizim şöyle bir şey var aslında, hani direkt uçak var, bir de aktarmalı var. Direkt uçak Türkiye'den değil mi? Memleketten. Türkiye'nin evet yani. Evet. Onu söylemeseni yorur. Ama gene de. Ama neyse tamam. Gene de 6 saat oluyor o direkt uçak. Bir de 22 saat, yok 22 değil bizde, 14 saat aktarmalı oluyor. Şimdi ama 14 saat fiyata yarıya düşüyor. Yani direkt biz öğrenci olarak biz onu kullanıyoruz. Buradan Dubai'ye, Dubai'den Mombasa'ya. Tabii yani ama 14 saat. Öğrenci hali işte oluyor yani. Şimdi artıyor niye ben o soruyu sordum da. Çünkü bizde Gazi'de havalimanı yok ki yani. Biz havalimanı yok mu? Evet yok. Yurt dışına çıkmak için. Şimdi Gazi'de komple kapalı. Topraktan ya da karadan İsrail kapatmış. Tekrar abi başlasın. Duyamadım. Şimdi karadan Gazze, İsrail askerleri falan kuşatmışlar. Tamam. Denizden onların gemileri falan kapatmışlar. Tek bir giriş var, Mısır. Böyle çok evet. Küçücük bir kapı var. Hep duyuyorsunuz belki. Evet. Mısır'dan geçiyoruz. Şimdi Mısır'a geçiyoruz. Bayağı çok sıkıntı oluyor. Mesela o girişte saatlerce, günlerce beklersin. Aslında kapalı olan giriş şimdi o. Yani ondan dolayı gidemiyoruz, gelemiyoruz. Ben 3 gündür kapıda bekledim. Orada yatıp kalkarsın. Şimdi insanların çoğu orada yani. Mesela hasta insanlar, kanser hastalıkları, hastaları ya da öğrenciler hepsi çıkmak istiyor. İşleri var, iş adamları. Mahveder yani böyle. Her şey mahveder. Bir dakika ya, o kafenin kimi kontrol ediyor abi? Kimler kontrol ediyor? Mısır kontrol ediyor ha. Gibi de. Anladım. Arka planda bir şey var yani. Yani şimdi Mısır'a geçtim. 3 gün beklettiler. Sonra Mısır'a geçtim. Oradan Kahire'ye geçtim. Oradan havalimanına geçiyoruz. Çünkü bizimki yok. Sonra Türkiye'ye geliyoruz. Böyle uzun bir yol yani. Böyle direkt bir şey yok yani. Avustralya'nın nasıl geldiğini merak ettik yani. O gemiyle gittiniz nasıl geri geldiniz? Babam gemiyle gitti. Ben de elhamdülillah uçakla geldim. Biraz zor yani tabii ki uzun boylu olunca yani yer olmayınca biraz zorlanıyoruz. Bir dakika uzun boylu derken? Kendinden bahsediyorum. Kendinden yani Abdülhafız'da yani şöyle bakmayın yani bayağı. Yani uzun boylu. Biraz zorlanıyoruz tabii ki yani çünkü yani... Hangi klasa bindin? Business mi yoksa VIP mi? Yok biz öğrenciyiz arkadaşım. Bagaj klas. Bagaj klas aynen. Öyle bir imkanımız yok. Neyse şimdi neden Türkiye? Yani hepimiz soruyor. Neden Türkiye olmasın? Ben soruyorum. Yani gerçekten. Yani biraz önce bahsettiğimiz gibi mesela şimdi kültürden bahsettik. Yani Türkiye'nin kültür farklılığı. Yani Müslüman hep yani elhamdülillah yani çoğu Müslüman. Ve tarihsel olarak yani İstanbul olsun, Ankara olsun vesaire yani bazen yani Türkiye'deki tarihsel olarak çok yani nasıl diyeyim çok güzel. Çok zengin bir ülke. Çok zengin bir ülke. Yani hem de dili mesela şimdi ben Avustralya'da yani Türkçem o kadar iyi değildi tabii ki. Bu kadar hala da iyi değil. Biraz mütefazı olayım. Şimdi öğrenci şeyini bahsettiniz ya, biz de mesela ülkemizde öğrenci özelliği diye bir şey yok. Hepsi normal yani. Özelliği de öyle, derken yani mesela Türkiye'de durumlar için, öğrenci için, indirim falan değil mi? İndirimler için falan çok şey yani burada öğrenci özelliği çok kullanılıyor da bizde hiçbir şey yok yani. Doğru ya, bizde de öyle ya. O zaman iyi ki gelmişsin o zaman. Vallahi yani öğrenciler şimdi geldim bana sorular ki öğrenci mi? Dedim ki yok yani fark etmez diye şey ama arkadaşlarımla takılarak fiyatlar falan her şey değiştiğini fark ettim de hemen şimdi sormadan öğrenci abi ya bize bir indirim yapsana yani. Dönmüşler bildiğini mi? Dönmüşler. Abi öğrenci.
Sonra fiyat nasıl, ne kadar abi? Mesela diyor ki 2,5. Öğrenci abi. Bizim için ama doğru ya, yani. Bizde öyle öğrenci diye bir terim yok aslında yani. Öyle yani bu yani indirim bakımından bir öğrenci yok ya, herkes insandır bizde ya. Herkes herkes insandır derken burada öğrenci insan değil yani. Öğrenci insan ya. Değil. Öğrenci yani fakir. Yok yani öyle bir yani sınıflandırma yok. Öğrencisin, memursun, bilin. Yok ya. Bizde tam tersi biliyor musun? Öğrenci deyince zengin derler. Sen öğrencisin daha fazla. Hadi ya. Gerçekten, gerçekten. Mesela kaç kere hatırlıyorum ya, burada alışmışım sürekli öğrenci öğrenci diye, oraya gittim. Bir taksi şeyi vardı, bir abi vardı. Dedim buraya kadar dedim, işte bizim 1200 tenge işte 12 lira falan civarında dedi. Ben de dedim ki abi öğrenciyiz indirim yap falan dedim. O zaman 1500 dedi ya. Abi ne oluyor dedim. Öğrenci değilim ben dedim. Yani bizde tam tersi oluyor. Var ya. Bizde öğrenci olan zengin olarak gözüyor. Çünkü üniversite ödeyecek parası var demek ki. Demek ve ki burada nasıl acıyorlar size yani öğrenci öğrenince. Evet, öğrenci ne çok... yapıyor, ne iş yapıyorsun sen? Dedik ki öğrenci abi. Seni böyle tutuyor ya. Yazık. Sonra şey, komşuma böyle söyledim. Böyle nasıl değişti böyle alacık gibi. Ben gayet iyiyim yani, sıkıntı yok. Sonra öbür gün sabahtan bey kapıyı çalıyor, kim çalıyor falan. Börekler getirmişler falan. İyi ki söylemişim dedi. Genelde öğrenci hep makarna yiyorlar ya, ondan yani. öğrenci ve bekar olursan tam yani hayat sizin ya, dünya. Evet. Yani biz mesela evde kalıyorduk. Yani elhamdülillah bizim yani aşağıdaki teyze, yani biz üç arkadaştık. Ve teyzem tabii ki biz bekar olduğumuzu biliyordu ve öğrenci yani her hafta sonu mesela bizi yemekler falan getiriyordu yani sizin de yani çok şükür hayat yani. Ama en çok öğrenci olmak gerçekten çok farklı bir şey oldu. En yani. Çok kurban bayramlarında bunu gördüm ya. Öğrenci olmak ayrıcalıktır ya gerçekten. Yani Avusturya bayramı etler var ya, getir herkes getiriyor ya, özellikle hani senin mahalleden, senden başka bir öğrenci olmayınca çok daha iyi olur aslında var ya. Herkes sana getiriyor. Öğrenciler çoğaldıkça senin payın düşüyor yani. Biraz abi benim şey... sevdiğim bir konu var. Mustafa kardeşimiz de bahsetti bunu. Yani diyor ki niye Türkiye olmasın? Hani bu soruyu. Hani şu taraftan bakarsak çoğu Avrupa ülkeleri, bazı ben Afrika ülkelerinden konuşursam. Ben de Afrikalıyım abi. Tamam. Yani bu sömürgeden dolayı abi çoğu o ülkelerin öğrencileri o ülkelere gidiyorlar okumaya. Yani o ülkeleri tercih ediyorlar. Hala o indirekt sömürgeye devam ediyor. Anladım. Şimdi ama Türkiye'nin bu tarihi daha... Tam tersi. Yani kaç yıllık yani o ülkeler var. Yani Türkiye Osmanlı döneminden beri. Yani hatta Selacık'ı. Selçuklular. Biz anladık. Selçuklu döneminden beri onlar da vardı. Yani demek ki yani bir bağımız olması gerekiyor, biz bir ümmetçilik bu bağ olması gerekiyor. Öncelikle buraya yani. Gelmesi bir şaşırtıcı bir şey olmaması lazım. Çünkü öncelikle zaten gidiyorlar Amerika'ya okumaya, Avustralya'ya okumaya. Niye Türkiye'ye gelmesinler? Aynen. Niye Gana'ya gitmesinler? Evet, bu konuda şeyde Alex'te şey olduğunu düşünüyorum galiba lazım. Değil mi? Türkiye ile öyle yardımlaşma şeyden dolayı geldin sen buraya. Evet, özellikle 2010'dan sonra yani bizim bir orada bir depremimiz oldu da bayağı yardım toplanmış Türkiye Diyanet Vakfı'dan, işte diğer derneklerden. Biz o sebepten şey yaptık yani, bizimkileri hareket ettik. Aslında daha önce olaylar oldu. Yani bir mektup geldi memleketten. Şey gitmişti Mehmet Gömez hocaya. O zaman Cennet İşleri yani Başkanı değildi Genes de. Başkanı. Evet. Sen tanıyor musun abi? Yok ben yazmadım yani. Yok sen şimdi onunla tanıyorsun. Ama görüştün mü diyor yani. Orada gelip götür, orada mı aldırsın? Onun bir programı da var yok. Görmediniz mi? İzlemediniz mi? Adam? Bir dakika, sen onunla tanışıyor musun? Bana onu söyle. Şey var yani, memleketten bir mektup geldi. O zaman Mehmet Gömez hoca genel başkan ya da yardımcısı, tamam, tam hatırlamıyorum da. Ona bir mektup geldi ve ilk bağlantımız oradan başladı. Yardımlar gitti. İster Kur'an-ı Kerim, ister SCD ya da başka türlü yardımlar. O şekilde yani başladı 2000'den önce. Demek ki yani buraya gelmenizde şey olan Diyanet Vakfı'nın şey evet, neden oldu diyorsun. Kesinlikle. İşte farklı. Muhammed'in dediği gibi yani bir şey ekleyeyim ya isterseniz. Hangi Muhammed'in konusunda tabii. Yani Afrika'nın genelinde bakacaksan, bir genelleme yapacaksak yani
genelde Afrika, bak, dikkat ettiysen bizim cumhurbaşkanlar, bakanlar genelde herkes yurt dışından gelen insanlardır yani. Öyle kendi ülkemizde okumuş da ondan sonra bakan olduğu. Özellikle gören, Avrupa'dan yani. Çok az. Genelde. Evet. Aynen. Ghana, Avrupa'ya. Yani bizim bağımsızlığımızı kimden aldık? İngiltere. O yüzden biz en çok nereye gideriz? İngiltere'ye gideriz. Yani bizim komşu olan ülke Togo. Onlar en çok nereye giderler? Fransa'ya giderler. Evet. Yani bizim cumhurbaşkanlar ve bakanlar yani onlara göre veriyorlar. Genelde ha. Oradan geliyorlar yani. Bana sorarsan bu iş içinde iş var ya diye düşünüyorum açıkçası. Yani ama Türkiye'de okumak yani farklıdır yani. Yani Abdurrahim dünyayı... inşallah Türkiye'de okuyacak, dönüp o sistemi yıkacak. Değiştirecek. Toprağın yani Kayseri'yle. Türkiye'den Müslüman böyle çok ahlaklı, çok iyi bir cumhurbaşkanı olacak. İnşallah. Yani Avustralya'da genelde yani öğrenciler aynı. Yani, dedi, yani biraz önce Aknet dediği gibi. Yani çok da öyle farklı bakmıyorlar yani öğrenci. Hem de çünkü Avustralya'da tabii ki yani yurt dışından da gelen de var. Yani Avustralya'nın eğitim sistemi çok güzel gerçekten. O yüzden zaten yurt dışından gelenler yani İngilizlerini geliştirmek için falan vesaire. Ama öğrenciler genelde orada yani şimdi diyoruz ya mesela ne yapıyorsun, ne iş yapıyorsun falan. Ben öğrenciyim. Orada gerçekten yani okurken çalışıyorlar. Yani evet. Bir iş oluyor genelde. Abi Türkiye'de bu biraz evet, biraz imkansız ya da imkansız evet, çünkü yani 10 tane 15 tane ders olunca bir çalışıyor. Hangi ara çalışacaksın? Bana da Almanya'da bir kuzenim var. Bana diyor ki part-time çalışabilirsin falan iyice kazanabilirsin ve hem de okulun masrafları falan hepsini yani. Ödebilirsin. Rahat paran fazla olsun falan. Diyor ki, yani ben bakıyorum halime. Ben ancak yani 12'de ya da 1'de yatıyorum falan, sabah 6'da kalkıyorsun. Ancak evet. Yetiştirebilirsin tamam. Dersleri de. Nasıl çalışacaksın part time yani? Genelde zaten öğrenciler orada yani çalışıp zaten öyle okula ödüyorlar. Yani öyle yapıyorlar. Yani öyle imkanları var tabii ki. Doğru yani. Bence öyle düşünüyor açıkçası yani biraz da üniversitelerde derslerde biraz daha bence yani bir indirim yapmaları gerekiyor diye düşünüyorum. Öğrenciyiz abi yani. İndirim yapmıyor. Yani çünkü şunu gördüm mesela ben lisede burada okudum ya. Lisede okuduğum Türk tarihi üniversiteye gidiyorum yine de neredeyse aynı şey okuyorum yani tekrar. Yani buna gerek var mı acaba yani? Özellikle sizler için. Yani siz lise burada okumadınız. Geliyorsunuz burada yani tarihi de Türk tarihini okumanız biraz daha sizin için zor olması lazım. Türk tarihi değil, tarihi değil de aynı şeyi evet, konusunda biraz söyleyeceğim. Biz Türk yani Türk dili mi şeyini söyleyecektim. Evet, Türk dili de var. Bir sene Tömer okumuştum ben, böyle bir olay oldu. Tömer okudum. Tömer'den sonra üniversiteye geldim. Tekrar Türk dili dersi vardı, edebiyat dersi vardı. Hı hı. Ve acayip şey yapmaya başladım. Ya niye daha bir sene boyunca Türk dilini okuduk? Tekrar niye dil okutuyorlar falan filan diyor. Ondan sonra bir tane abi de geldi. Akniyet dedi. Biz Türk'üz dedi. 11-12 senedir burada Türkçe okuyoruz, bir de hala okuyoruz, sen burada hiç konuşma hakkı yok dedim. Dedim kusura bakmayın, bir daha konuşmuyorum dedim yani. Yani hakikaten Türkçe de çok, çok zor bir dil. Yani biz konuşuyoruz ya, tam yani genelde günlük konuşmalar çok farklı ama yani gramere gelince acayip, ben yani çok şey çok değişik ya. Valla bana hiç zor gelmiyor yani. Yok ben... sen sadece ne öğrendin, sen gidiyorum geliyorum, onda hiçbir şey yok yani. Çoğu ya da edebiyata gel bakalım seni. Çoğu bana Arapça geliyor yani. Tamam Arapça, bazı Arapça zor kelimeler kullanıyorlar Arapçadan. Hı-hı. Bence yani yabancılar, biz ancak alırız yani o Arapça kelimeleri, bize de zor. Çünkü Arapçada çok fazla kullanmıyoruz. Diyorum ki yabancı arkadaşlar onu nasıl anlayacak yani, hayata anlamaz, çok zor. Yani. Aslında Türkçe'de yani Arapça benzeyen çok kelimeler var. Evet yani Arapça'da tam kombile değil de Arapçadan gelen bir dil yani. Tabii. Farsça'da var. Şimdi şey diye aklıma geldi, soracaktım. Türkiye beklediğiniz gibi miydi yani mesela ben gelmeden önce şey oraya, sanıyordum. Oraya geçmeden aslında şöyle yapabiliriz aslında arkadaşlar. Herkesin böyle isimleri de farklı farklı olur. Bizim Türkiye'ye geldiğimizde Muhammed, Mehmet, Muhammed yani farklı farklı yazılıyor. Bile. Kodlayabiliriz isterseniz yani böyle bir programa da böyle güzel bir şekilde de yani anlamadı. Şey demek istiyorsun. Ya sen şimdi vakit mi geldi yani? Yani vakit. Söyle söyle abi ya. Söyle niye de utanıyor da. Söyle vakit geldi yani. Alttan alttan mesaj gerekiyor. Tamam. Aslında sınavı var ve onu çalışmak istiyorum. Bekleyin. Beni kestiniz de sonraki bölüm onu devam edeceğiz ya, unutmayın. Onunla başlayacağız. Onu sen hatırlat. Sen bir yere yaz. Bir kenara yaz. Tamam. Kısaca bunu söylemek istiyorum ya. Bununla ilgili sen kodlama dedin ya. Tamam. Şimdi gerçekten çok bu bilmiyorum siz yaşadınız mı? Mesela telefonda falan ya da birileriyle mesela bir şey aldığın zaman isim soy isim soruyorlar ya. İsim soy sorduğun zaman soruyorlar. Evet. İsim ne diyor? Akniyet diyorsun. Hı?
Ne? İşte farklı farklı hak evet. niyet mi art niyet mi falan değil kodlar mi? Kodlar mısın diyor. Ondan sonra nasıl kodluyum? Şehir şehir kodluyorsun. Ondan sonra evet. Adana falan bunlar. Çok değişik gelmişti bana burada. Bizde hiç böyle bir şey yok yani. Mesela telefon numaraları da farklı. Mesela burada 0500. Beni de bilmiyorum da şu an. Her ülkede farklı. Avustralya'da yani farklı söylüyoruz yani. Onun mesela söylediğinde kişi söylediğinde 3 3 2 2 böyle. Aynen öyle. Ha. Aynen öyle. Biz Avustralya'da öyle bir şey yani bir şey yok yani. Biz de tek tek söylüyoruz. Biz de binler kullanıyorlar yani. Ha. Ha, bin, burada sadece 100 şeyi kullanıyorlar da biz binler kullanıyoruz. Hmm, çok yani. Tamam arkadaşlar çocuğun çalışması gerekiyor çocuğu da söyleyelim. O şeyimizi söyleyelim. Sen başla. Senin Abdülvahid. Yani senin çok uzun. Seninki orada. Kodlayabilecek misin? Yarın... Yaparım ya ne demek ya. Ya kodlamak kodlamak derken ben Abdülvahid. Adana'nın ağası. Yok ya öyle. Adana şöyle geç. Ha. Adana. Bursa. Diyarbakır, Urfa, Londra. Londra. Türkiye zaten şurada ya bilmiyorsunuz ya Londra. Türkiye var mı yani öyle bir şey? Yok şaka yapıyorum. Ha Leyla mı? Ya o kadar yeter. Sen devam et abi. Akmiyor. Ankara. Kayseri. Söylemeyeceğim bak. Söylemeyeceğim Kayseri. Kars. Ne güzel. Nevi şehir. Ne? Niğde. Düşünsene yani. Ya ben ismim ya. Sen niye şey karışıyorsun? Akmiyor. Neye geldim değil mi? Niğde, İstanbul, Eskişehir, yok bir dakika, yok Eskişehir'den ya. Önce Yozgat, Eskişehir, Trabzon. Oo güzel. Alex, Adana, Le... Var mı? Evet, Londra diyecektik. Londra diyecektik. Londra. X yok yani şey. Çin'de bir şey söyle abi. Çin güzel bir şey. Çin güzel. X var mı? Sen şöyle olacak. K ve S olarak, iki harf olarak söyle. Evet, evet. Kayseri. Kayseri olabilir. Kırıkkale de olabilir. Kırşehir de olabilir. Benim de Muhammed yazmıyor. Benimki Muhammed yazmıyor. O da hemen geçiyor. Emin de. Bak. O Muhammed çünkü aynı. Evet, Manisa, evet. Ordu, Hatay, Adana, Mersin, Edirne, Diyarbakır. Oo, bitti. Tamam. Öyle. Ben farklı bir şey yapacağım. Ben başkasını söyleyeceğim. Başka şey. Başka tamam, ben farklı bir şey diyeceğim. Maltepe, Mustafa. Ayıp etti ya. Maltepe, Ulus, Sıhhiye, Maltepe Tandoğan, Ankara. Ankara'nın ilçeleri söylüyor. Bir dakika, baştan alalım mı abi? Baştan. Tamam. Şimdi... Maltepe, Ulus, Sıhhiye, Tandoğan, Ankara. Yok, Ankara olmaz. Anadolu'da. Tandoğan Aşti, pardon. Aşti, wow. Yardımcı olun ya. Yardımcı olun. Fıstık. Mustafa, ne böyle fıstık, arabaya kıstık böyle bir şey var ya. Neyse fıstık. Bir A kaldı. A. Frankfurt diyelim de. Frankfurt değil, hayır hayır. Tamam, Frankfurt. A. Çünkü Ankara'da A. Yok herhalde. Akgür. Evet, tamam. Akgür. Tamam. Sen isim ne oldu? Muğla. Oyla yardım isterim ya. O. Muğla. O, oyla. Ordu. O, Ordu. Ha. Dedim. Muğla, Ordu, Hatay, Ankara. Sonra Mola tekrar ya da Mersin, Mardin, Mala, sonra Erzincan diye bir şehir var. Var var var. Tabii. Sonra Diyarbakır. Tamam. Arkadaşlar. Evet, çelikleri yiyoruz. Kapat. Sen sakal, sen sakal. İnşallah haftaya da görüşmek üzere. Bir dahaki programımıza görüşmek üzere. İyi günler. Çok hoşuma. İyi akşamlar.